arkadaşlar. Lezzetim Üstadı Leyla Hanım kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda çocukların da çok seveceği şahane bir Choco Prince kurabiye tarifi vereceğim inşallah. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olup köşedeki zil butonuna basarsanız yeni attığım videolardan haberdar olmuş olursunuz. Buyurun tarifimize geçelim. Yoğurma kabımızın içerisine 250 gram oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan margarinimizi alıyoruz. Arkadaşlar margarin yerine tereyağı da kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış. Ve içerisine böyle orta boy bir çay bardağı sıvı yağ döküyorum. Bir adet de yumurta kırıyorum. Bir su bardağı dolusu da pudra şekeri ilave ediyorum. Ve bir paket de vanilya katıyorum. Bu malzemeleri elimle güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra şimdi de azar azar unumu ilave ediyorum. Bir çay kaşığı dolusu da kabartma tozu katıyorum. Ve azar azar unumu ilave ederek hamurumu yoğuruyorum. Evet arkadaşlar, hamurumu yoğurdum. Hamuruma böyle klasik su bardaklarıyla 5,5 su bardağı un kattım. Bakın kıvamını size göstereyim hamurumun. Böyle hamurunuz böyle bu yumuşaklıkta olması gerekiyor. Bakın böyle içi de böyle olması gerekiyor. Ve şimdi tezgahımın üzerine bir tane yağlı kağıt serdim. Hamurumun yarısını böyle yağlı kağıdımın tam orta yerine alıyorum. Ve ayrı bir yağlı kağıdından da üzerini kapatıyorum. Merdane ile daha kolay açmak için, merdaneye yapışmaması için. Merdane ile güzelce açıyorum. Evet, bu kadar yeterli. Bakın bu kalınlıkta olması gerekiyor. Şöyle bunu kenara alayım. Arkadaşlar benim bu şekilde kurabiye kalıplarım var. Yani ben bu boyutta olanını kullanacağım. Siz dilerseniz ister büyüğüyle ister küçüğüyle ya da kurabiye kalıbı yerine böyle bu genişlikte bir aparatla da yine yuvarlaklar kesebilirsiniz. Ya da bardakla, onlarla da olur o şekilde. Şimdi ben kurabiyelerimi böyle kesiyorum. Bakın arkadaşlar, bu şekilde kestiğim kurabiyemi böyle yağlı kağıt serdiğim tepsimin içerisine alıyorum. Şimdi ben kurabiyelerimi böyle bu şekli vereceğim. Daha sonra da arkadaşlar böyle bir çöp şişim var. Çöp şişimizin böyle bu ters tarafıyla, ucu sivri olan yeriyle değil, böyle arka tarafıyla böyle delikler açıyoruz. Bu şekilde. Bu şekli verdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına atacağım. Fırında da kurabiyelerim beyaz kalacak şekilde pişireceğim ve daha sonra diğer işlemleri göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar, kurabiyelerim fırından çıktı. Kurabiyelerim gördüğünüz gibi böyle iki tepsi oldu. Ben bir tanesini böyle büyük kalıpla çıkarmıştım. Bakın kurabiyelerimin böyle üstü, altı böyle hafif, çok hafif pembeleşince pişmiş demektir. Bu arada arkadaşlar 25 dakikada fırında güzelce pişiyor. Çok fazla bekletmeyin. Çok fazla kızarmasın. Bir de ben bir tepsimi büyük kalıpla çıkardım. Size gösterdiğim kalıpla. Diğerini de kızımın isteği üzerine böyle küçük kalıpla çıkardım. Siz de dediğim gibi hangisini tercih ederseniz. Şimdi kahvaltıda herhangi bir çikolata yediğimiz herhangi bir çikolata da olabilir.
Onu alıyorum. Böyle tabağımın içerisine aldım. Ve bir bıçakla bu şekilde sürüyorum kurabiyemi. Böyle her tarafına güzelce çikolatadan sürüyoruz. Böyle sürdüm. Şimdi diğer kurabiyemden alıyorum ve bu şekilde kapatıyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Şimdi bir tane de küçük göstereyim. Küçük de gerçekten çok kibar oluyor. Böyle çikolatamızı sürüyoruz. Gerçekten de şahane bir kurabiye. Mutlaka ama mutlaka sizlerin de denemenizi tavsiye ederim. Ve tekrar şöyle kapatıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi ben bütün kurabiyelerimi böyle çikolata sürüp kapatacağım. Evet arkadaşlar, kurabiyelerimi, çikolatalarımı sürdüm. Bu arada unutmuştum söylemeyi. Kurabiyelerimiz fırından çıktıktan sonra tamamen soğuması gerekiyor. Ondan sonra çikolatamızı sürüyoruz. Çikolatamız da dolapta değil de oda ısısında mutfakta olması gerekiyor ki rahat sürülsün diye. Onu da başta belirtmeyi unutmuştum da şimdi söyleyeyim dedim. Şimdi böyle yakın çekimden de göstereyim. Bakın gerçekten de muhteşem. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.